Arkadaşlar, merhaba. Gördüğünüz gibi bugün fırında sütlaç yaptık. Çok güzel oldu. Fındıkla süsledik servis yaparken. İsterseniz tarçın da yapabilirsiniz. Nasıl tadına bakacak. Çok sever sütlacı. Biz de akşam bakarız. Bak anneciğim. Arkadaşlar, şimdi bir de şöyle mi? İki tabu kaşıdan. Bunu yorumlara yapayım. Bu aralar sen çok soru soruyorsun. Hadi bakalım. Ben tamam. Bak bakalım tadına. Buna kaç puan? Sonra hemen tarifimize geçelim. Nasıl? Yemesini bilmiyor musun? Yusuf yok. Bebek daha ya. Ben yediriyorum arkadaşlar. Anne! Tamam anneciğim. Bana verdin ne kadar. Al bakalım. Bana anne. Afiyet olsun anneciğim benim oğluşum. Anne zaten... bu 10 puan. Evet zaten benim oğluşum sütlacı çok sever. Evet. Ve şimdi çok güzel oldu. Ve şimdi... tarifimize geçelim. Tarifimize geçelim. Evet. Sütlacım için arkadaşlar bir su bardağı pirincimi yıkadım ve üzerine sıcak su ilave ediyorum. Suyumu ilave ettim arkadaşlar. Pirinçlerimiz pişesine kadar kaynatalım ve kontrol edelim. Pirinçlerim pişti. Hemen gördüğünüz gibi 1 litre sütüm ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı şekerim. Tadına bakma durumunuz varsa arkadaşlar tadına bakın. Tadına bakıp damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1,5 su bardağı yeterli geliyor bu malzemelere. Hemen karıştıralım ve sütümüzü kaynatalım arkadaşlar sizinle beraber. De kaynadı. Hemen burada arkadaşlar 1 yemek kaşığı nişastam, 1 yemek kaşığı sütüne karıştırdım. Hemen ilave edelim. Bir kere karıştıralım. Ve 4-5 dakika kaynaması yeterli. Hemen fırına vereceğimiz kaplara alalım. Bu arada inmesine yakın bir tane de bir paket vanilya ilave edeceğim son olarak. Bir kere karıştırıp vanilyadan sonra hemen ocağımın altını kapatıyorum. Fırınımı çalıştırdım arkadaşlar. Hemen tepsime aldım ve su ilave ettim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen tepsim yarı olacak şekilde suyu. İstediğiniz kapları koyabilirsiniz. Ben güveç kapları ve sufle kapları tercih ettim. Hemen fırınımız en yüksek ayarda ve tepsimi en üste koyacağım arkadaşlar. Üzeri kızarıncaya kadar arkadaşlar. Arkadaşlarım pişti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Hemen 10-15 dakikada fırınıza göre kızardı gerçekten. Ben yumurtayı sevmiyorum üzerinde. Yumurta yapıyorlar ya hiç gerek yok. Gerçekten çok güzel kızarıyor gördüğünüz gibi. Hemen üzerine fındık kırdım. Servis yaparken ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Bol kanalın. Kazlar üstünden kanalıma gidip videolarımı izleyebilirsiniz. Evet kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.